Chavez. Programı arz ediyorum. Bunun konuşması, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'in kitapları, değerli misafirler, konuşmasını yapmak üzere sergi kuratörü Sayın Sinan Cecoğlu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Vali, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Kültür bir proje olmasını hedefledik. Çağımızın teknolojisiyle tarihi ve sanatı harmanladığımız bu projenin en önemli dünya çapında bir iş olduğunu düşünüyoruz. Umarım siz de eğlenir, beğenir ve etrafınızı da gideceğim. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, değerli üst kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle bize sözümü bırakıyorum. Benim kişisel olarak okuduğum alanlardan bir tanesi strateji tarihi. Strateji tarihi ile ilgili kitaplarda genelde şöyle bir ifade kullanılır. Denilir ki Türklerin ürettiği strateji ya da Türk stratejisi ile ilgili. Geçmişte Seyir Sefer diye bir kelimenin varlığından yola çıkarak Türklerde askeri strateji vardı. Ama siyasi stratejiyi karşılayacak bir kelime Osmanlıca'da ve Osmanlı döneminde kullanılmamıştır denir. Dolayısıyla Türklerde siyasi stratejinin olmadığı, sadece askeri stratejinin olduğu, bunun karşılığının daha çok Batı dillerinde, kıta Avrupa'sında ortaya çıktığı şeklinde bir analiz vardır. Aslında tabii bu çok doğru bir analiz değil. Sadece bir kelimenin başka bir kelimeyle karşılanmasından yola çıkarak bu sonuca varıyorlar. Başlı başına bu haritanın varlığı ve Kitab-ı Bahriye adlı bir eserin varlığı bizde kültür atlası meselesinin tarihinin 500 yıl önceye gitmesi kadar aynı zamanda siyasi strateji meselesine de nasıl çok boyutlu bakıldığını, tarihten ve coğrafyadan yola çıkılarak bakıldığını gösteren çok temel bir metin olarak önümüzdedir. Tabii bir diğer eksiğimiz şudur. Yine Batılılarca yazılmış Akdeniz tarihi Orta Çağ'dan itibaren ele alınmıştır. Akdeniz bölgemizdeki jeostratejinin temeli olarak konumlandırılmıştır. Maalesef bizim yerli tefekkürümüz içerisinde Akdeniz üzerine, Akdeniz tarihi üzerine yeteri sayıda eser yoktur. Bu eser başlı başına Akdeniz'e özel ilgi duyan Piri Reis'in varlığı sayesinde aslında Akdeniz meselesini bir jeostratejik merkez olarak alıp 500 yıl öncesinden itibaren bunun etrafında bir düşünce ve bir tefekkür oluşturulmaya çalışıldığını gösteriyor. Bu bakımdan bir haritadan ya da sadece kültür tarihini ilgilendiren bir meseleden çok önemli, kapsamlı bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu söylememiz gerekir. Tabii Piri Reis'in eserinin 500 yıllık bir tarihe oturması bizim bir bakıma da bugün 500 yıl öncesindeki bir metni, bir haritayı, bir eseri anarken aslında bu 500 yıllık arayı nasıl dolduracağımız konusundaki eksikliklerimizi de daha iyi fark etmemize yol açıyor. Dünya ötesinde, dünya ölçeğinde bir kişiden bahsediyoruz. Çağın ötesine geçmiş. Akdeniz bilim meseleleri, kültür meseleleri ve tarih meseleleri de çok yakından ilgilenmiş. Tabii denizcilik ve coğrafya ile ilgili bir harita okumaktan öte, yeni dünyanın yerli toplulukları, bitki ve hayvanları, yeraltı zenginlikleri hakkında da geniş bilgiler içeren bir kültür atlası şeklinde Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle birlikte bunu beraber düşünmek gerekiyor. Zaten bu eserlerin, haritanın ve diğer eserin nasıl okunması, nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili bir kitabın basımını yılbaşına doğru inşallah tamamlamış olacağız. Bu 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren elimizde bulunan, insanlığın elinde bulunan sayılı haritalardan bir tanesi. Bu haritanın tabi içerdiği kapsam o kadar geniş ki hala üzerinde pek çok tartışma yürütülüyor. Yakın zamanda izlediğim bir programda haritada verilen açıların o günün teknik imkanlarıyla mümkün olmadığı ancak uzaydan bir bakışla haritada verilen açıların mümkün olabileceği, bunun o zaman nasıl gerçekleştirildiği konusunda bir takım teorilerin tartışmasını izlemiştim. Nitekim bir zamanlar ülkemizde çok meşhur olan Tanrıların Arabaları isimli kitapta da o kitabın yazarı
O günün imkanlarıyla bir insanın bunu yazamayacağını, bunun uzaylılar tarafından yazılmış bir eser olabileceğini izah etmişti. 2013 yılında 1513 tarihli Piri Reis Dünya Haritası'nın 500. yıl dönümü olması sebebiyle Bakanlığımız 15 Ocak 2013 tarihinde UNESCO'ya başvuruda bulundu. Nitekim bu yıl UNESCO 36. Genel Konferansı'nda Piri Reis Dünya Haritası'nın 500. yılı olarak ilan edildi ve kutlama ve anma programına alındı. Bu çerçevede bu yıla özel Piri Reis Dünya Haritası 500 yaşında sloganı benimsendi. Piri Reis Anı Parası, Piri Reis Hatıra Kulu ve ilk müzafı basıldı. Akdeniz'in daha iyi anlaşılması, Akdeniz dünyasının büyük keşifler çağının daha iyi ortaya konulması bakımından da bu büyük denizcinin hatırasının yaşatılmasını doğrusu çok önemsiyoruz. Dünya haritasını 9 Mart 7 Nisan 1513 tarihleri arasında Gelibolu'da çizdi. Bu sebeple haritanın tamamlandığı 7 Nisan'da Google portalında Piri Reis'e yer verilmiştir. Buna ilaveten hazırladığımız eserlerle birlikte bunun nasıl okunması gerektiği, bu haritanın nasıl anlaşılması gerektiği konusunda da bu eseri yılbaşında çıkararak, piyasaya sürerek daha kapsamlı bir çalışmaya imza atacağız. Nitekim Kitab-ı Bahriye'nin Türk basımı da tamamlanmak üzeredir. Tabii Türkiye açısından yeterince denizcilik ve deniz tarihi konusunda çalışmamız olduğunu söyleyemeyiz. Bugün giderek daha stratejik bir mesele haline geliyor denizcilik. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, stratejik önemdeki boğazlara ve iç sularına sahip bir ülke olarak kuşkusuz denizlerden azami ölçüde yararlanmak durumundadır. Bu etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda aslında pek çok gelişmenin bugün açısından düşündüğümüzde örneğin Arap Baharı ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan gelişmeleri Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarıyla ilgili olduğunu düşündüğümüzde bunun stratejik önemi, Akdeniz'in stratejik önemi, denizciliğin stratejik önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Ben özellikle Suriye-Mısır meselesinde ne düşündüğümüzü soran pek çok arkadaşla sohbet ettiğimizde meseleleri biraz da Suriye ve Mısır bağlamından çıkararak Doğu Akdeniz'deki gelişmeler merceğinden okumalarının onlara çok yeni ufuklar açacağını her fırsatta belirtiyorum. Denizcilikle ilgilenmek ve denizcilik konusunda alabildiğine derinleşmek bizim önümüzde bir seçenek olarak bulunmuyor. Bu bize coğrafyanın emrettiği bir şey, ayrıca tarihimizin dayattığı bir unsur olarak önümüzde bulunmaktadır. Nitekim bu haritanın varlığı da bu meseleyle aslında 500 yıl öncesinden itibaren stratejik bir bakış açısıyla ilgilenen bir geçmişe sahip olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizin bölgesindeki gelişmelere yön verebilecek güce ve konuma erişebilmesi amacıyla denizlerdeki potansiyelleri doğru okumamız ve doğru anlamamız ve bunların azami ölçüde faydalanmamız bizim için artık bir zorunluluktur. Ayrıca farklı bilimsel dalların ortak çalışma noktası olan denizlerde yapılacak araştırmalar ve elde edilecek sonuçlar uluslararası ortamda denizlerdeki hak ve hukukla bağlantımızı kurmak bakımından da zorunludur. Günümüzde denizlerde hangi devlet daha fazla veriye ve bilgiye sahipse ekonomik, politik ve askeri olarak o devlet daha fazla söz hakkına sahip olmaktadır. Bu maksatla Türk deniz haritacılığının ve deniz araştırmacılığının geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Biz zamanında Akdeniz'i bir göl haline getiren büyük denizcilerimizin vizyonuna sahip çıkmak durumundayız ve üniversitelerimiz, denizcilikle uğraşan bütün kurumlarımızın işbirliği içerisinde denizler konusundaki vizyonumuzu geliştirmek hususunda daha önemli çalışmalara imza atması zorunlu görülmektedir. Akdeniz'de işbirliği geliştikçe barış, refah ve istikrar da daha fazla artacaktır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu sergiyle aslında tüm bunların altını çizmiş oluyoruz. Ve bu dünya haritasının hak ettiği şekilde anlaşılması aslında bahsettiğimiz tüm bu stratejik konularında doğru bir şekilde anlaşılmasına kapı aralayacaktır. Diğer önemli meselelerden bir tanesi denizcilik konusundaki hassasiyetin, denizcilik konusundaki derinleşmenin çok kapsamlı olarak ele alınması ve yeni nesillere aktarılmasıdır. Bir de her çok arzu ettiğimiz, önemsediğimiz bir şey var. Buna benim kendi kişisel okumalarım içerisinde ilk defa İskender Pala hocamızın bir makalesinde rastlamıştım. O günden beri de denizcilikle ilgili kime rastlasam söylüyorum. Bundan 20-25 yıl öncesine kadar
savaş gemilerimiz ve sivil gemilerimiz Beşiktaş açıklarından geçerken Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin önüne geldiklerinde selam durdurulmuş. 25 yıldır bu gelenek unutulmuş. Bu geleneğin yeniden ihya edilmesinin, bu toprakların denizcilikle ve büyük bir denizciyle kurduğu anlamlı bağın ihya edilmesi bakımından da çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu yaptığımız çalışmayı hakikaten önemsiyoruz. Buna çok kişinin emeği geçti. Hepsini kutluyorum ve inşallah tüm bu değindiğimiz konulara yeni bir açılım getirmesi ümidiyle bu serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Sabrımız var. Bu bölümle ilgili bilgimiz de etiketimizde yere nakşettik. Böyle bir harita alanımız mevcut. Sağ tarafta bir okumacı. En batı uçtan en doğu uca, en kuzey uçtan en güney uca kadar haritaları çizdik. Ve istediğimiz noktaya tıkladığımızda Piri Reis'in o bölgeyle çizmiş olduğu haritayı görüyoruz Sayın Bakan. Böyle bir uygulamamız mevcut. Burada da Piri Reis'in dünya haritasını herkes imaj olarak bilir ve Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa gibi bölgelerin modern dünyada ve Piresi dünya haritasının nerelere denk geldi, temasına bağlı kalınarak hatırlandı. Yani insanların kalıcı bilgi nasıl oluşur, bununla ilgili çalıştık. Şurada sergimizde ilk defa gerçekleşen bir uzman görüyoruz. Temasına gidecek bir uzman. Okyanus temasına dönecek. İsterseniz seyir terasından bir de yukarıyı seyredebiliriz. Evet, yukarıdan da insanlar denizi görmek ister. Sayesinde onu dahi görebiliyoruz. Böyle bir özelliği sergiliyoruz.